Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydan Aykanat. Yine yanımda Osman var ve Osman yine inceleyecek bir şey getirmiş bizlere. Bu seferki konuğumuz Sharkoon Skiller SGK4 isimli bir oyuncu klavyesi. Hem uygun fiyatıyla dikkat çekiyor hem de tasarımıyla aslında oldukça cezbedici görünüyor diyebiliriz ve direkt ben topu sana bırakıyorum hacı. Nedir bu klavye, özellikleri ne? Sharkoon'un bir oyuncu klavyesi, Skiller SGK4 olarak geçiyor. Aslında RGB aydınlatmalı, mekanik değil tabi, kauçuk temelli bir klavye. Tasarım açısından oyuncu klavyesine benziyor. Bayağı da gerçekten hani tasarımına baktığımızda en azından böyle hani köşeli tasarımları, biraz daha keskin hatlar falan vererek gerçekten bir oyuncu klavyesi gibi göstermişler. Bu arada Sharkoon markası Türkiye'ye de yeni giren bir marka arkadaşlar. Fiyat performans açısından ürün skalası varken ilk bize gelen modeli de bu klavyesi oldu. Ben kısa bir süre kullandım. Daha çok Osman deneyimledi. O yüzden zaten sizlere detaylarını anlatacak. Ama bahsettiği gibi bir kauçuk yapısı var. Hani mekanik klavye değil, kauçuk klasik bir klavye deneyimi sunmasıyla aslında biraz daha daha uygun fiyatlı olması sağlanmış. Hem de en önemlisi mekanik klavyelerin en büyük dezavantajı olan, hani tabii ki oyun konusunda avantajları olsa da sesi neredeyse hiç yok kullanırken. Ya sesi yok aynen. Aynen hani sen konusunda ofiste kullanırken vesaire falan filan, hani ben hiçbir şekilde klavye sesi duymuyordum. Bu açıdan en büyük avantajlarından biri diyebiliriz. Bu arada RGB aydınlatmasına gelecek olursak 6 bölgeli bir RGB aydınlatma sistemi var. Bunları driver üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ha, kendi yazılımı var. Aynen, kendi yazılımı var. Ayarlayabiliyoruz. Kendi yazılımdan ayarlayabiliyoruz. İşte oyun profilleri var. Renk profilleri. Ki şuradaki yine şu P1'den P4'e gelen bölüm de sanırım şey. Şurada profil bölümleri. Şöyle ben sana kabloyu uzatayım. Gösterebileceğimiz gibi. Burada Skiller'ın fonksiyon tuşu var. Şurada P1, P2, P3 tuşları var. Bunlar da yine fonksiyon tuşları aydınlatma olarak geçiyor. Aydınlatma seçenekleri olarak geçiyor. Bu iki kombinasyonla birlikte RGB aydınlatmamızı yönetebiliyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi driver'dan da bu RGB aydınlatmaların renk seçeneklerini şekilleri, falan işte yanıp sönmesi vesaire falan biliyoruz. Falan. Sen şu an mesela geçişli yapmışsın. Geçişli yaptım. Şöyle değiştirebiliriz. Yine fonksiyonlar arasında geçebiliriz. Şöyle düz. Ha, düz renk de var. Aynen düz renk. Yine şey, geçiş var. Aynen tabii. Yavaş bir şekilde şey yapıyor. Bunlar benim ayarladığım profiller, kullandığım profiller. Klavyeyi de elime almışken hemen şeyleri de göstereyim. RGB aydınlatmasının ışıklarını yön tuşlarıyla yine bu kombinasyonu ayarlayabiliyoruz. Aynen şu yukarı aşağı şöyle, hatta ben daha rahat göstereyim size. Şöyle komple kapatabiliyoruz. Hani RGB aydınlatmayı istemiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Şuradan parlaklığını ayarlıyoruz. Bu hani gece çok parlak gelirse biraz şöyle kısabilirsiniz. Burada da sanırım geçiş hızları. Geçiş hızları var. Aynen. Şöyle biraz hızlandırayım mesela. Şu an daha hızlı bir şekilde renkler geçiyor. Şöyle iyice yavaşlatırsak sabitleyebiliyor muyuz? Evet. En yavaşta da sabit bir şekilde bırakabiliyoruz. Aynı zamanda gördüğüm kadarıyla şu F tuşlarında da klasik fonksiyonla beraber geçebileceğiniz. Multimedya olaylarını buradan ayarlayabiliyoruz. Windows Lock tuşunu da görüyorum orada. Aynen Windows Lock. Özellikle oyunlarda falan hani Windows tuşuna yanlışlıkla basıp o oyundan çıkma derdini fonksiyonla Windows tuşuna bastığınızda direkt kilitleyip ayarlayabiliyorsunuz. Peki mesela sen elini almışken şeyi de sorayım. Ağırlığı nasıl? Ya ağırlığı aslında 955 gram olarak yazıyor kutuda ama hani hiç hissettirmiyor. Gayet çünkü, şey. Aynen gayet. Peki hafif şeyi de sorayım. Onu merak edenler çok olur. Birçok klavyede özellikle içinde bir metal plaka olur ki işte biraz daha sağlam falan filan olsun diye. Bundan anladığım kadarıyla komple şey plastik. Komple plastik yani. Fiyat konusunda daha şey yapabilir. Tuşları kauçuk, kenarları sert plastikten oluşuyor. Tamamen gayet güzel. Yani. Ama hani ağırlığı da hani 950 gram en azından siz kullanırken kayıp gitmesini engeller ki altındaki tabanlar da şu an mesela bizim videoyu çektiğimiz bu beyaz masa da kaygan bir yüzey olmasına rağmen rahat bir şekilde duracak gibi görünüyor klavye adına. Peki şu anda mesela ben bir dezavantajlarından birini direkt gözüme çarptı. Klavye anladığım kadarıyla İngilizce Q. Aynen İngilizce Q, Türkçe Q seçeneği yok. O yüzden kullananlar buradaki
Türkçe şeylerini bilmek zorunda. Yani ezbere sen aynen. kullanıyorsun. Ben aynen. ezbere ama kullanıyorum. Tahminimce Türkiye'ye yeni geldiğinden ya da bize gelen test örneğinde de İngilizce olabilir. Hani onu en azından siz internette araştırdığınızda orada der zaten işte Amerika şeyi tuş dizilimi, İngiltere tuş dizilimi ya da Türk diye. Büyük ihtimalle Türkiye'ye girdikten sonra Türkçeleri de gelecektir. Hı-hı. Ya da en kötü stickerlar da oluyor. Ya da zaten onları bunlar klasik boylu yani. Olduğu için hani değiştirerek şey yapabilirsiniz ama artık çoğumuz ezbere biliyoruz. Aynen yani. Ezbere biliyoruz. Ben hani çok iyi kullanmamama rağmen ben kullanırken hiçbir sorun yaşamadım. Çünkü artık hani yavaş yavaş ezberliyorsun zaten Hı-hı. yerini. O yüzden hiçbir sorun yaşatmadı. Ben şu el desteği. Aynen. O bilek desteğine geleceğim. O burası biraz sanki ergonomik bir tasarım olarak yapılmamış gibi. Hı hı. Çünkü yazı yazarken rahatsız edebiliyor beni. Ha, sert oldu aynen, sert, değil mi? Sert oldu. Normalde hani birçoğu şey yapar orayı. Yastık gibi destek, yapar. Aynen. Aynen. Destekleyici şeyler koyar ama burası biraz sıkıntılı diyebilirim. Anladım. Mesela şey de var, numarik kısmı da var. Yani normalde Hı-hı. mesela oyuncu klavyelerinde artık biraz daha küçük yapabilmek adına numarik kısmı koymazlar. Sharkon burada, aynen, burada koymuş ve en azından aynen, kullanmış yani. Rahat bir şekilde. Hani klasik bölüm, numerik bölüm ve programlanabilir Hı-hı. tuşlar aynı aynen. zamanda hani ekstra medya tuşları koymayarak sizin işte scaler tuşu ya da klasik olarak fonksiyon tuşu olarak bildiğimiz yerden şey yapabiliyoruz. Bu oldukça rahat ve güzel kullanım olmuş. Sen evde kullanırken de mesela özellikle şeyi merak ettim. Hani aslında zaten kavuşuk olduğundan ses yapacağını da düşünmüyorum ama gece bile böyle iyice sessizlik ortamında da rahat kullanabiliyor musun? Rahat kullanabiliyorsun. Yani çok fazla sesi çıkmıyor. Hafif yine çıksa da tabii, sesi klasik. Ama hani öyle bir mekanik klavye gibi hatta Kerem abi aşağıda tak 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 yazıyor. Ki mesela Kerem'de şu an ornata var. Ornata'da Mecha Membrane diye yani mekanik ve kauçuk tabanlının karıştırılmış Razer'ın ürettiği yeni bir teknoloji. Kauçuk tabanlama mekanik hissiyatı veren bir şeyi var. Hmm. O bile kauçuk olmasına rağmen hani Kerem kullandığında işte hızlı hızlı yazı yazarken ses duyabiliyoruz. Bunda herhangi bir şekilde ses çıkmıyor. O oldukça iyi olmuş. Bir de tabii şeyinden bahsetmek lazım. Oldukça sağlam bir 180 santim uzunluğunda. 180 santim, yani. Yani 2 metreye yakın bir uzunluğunda olan ve örgülü kablosu var. Hı-hı. Bu en azından bir oyuncu ürünleri için. Çünkü bunu arkadan sallarız işte kasaya falan götürürüz. Orada sürekli kırılıp bükülmesin diye ki gerçekten hani şurada böyle şey yapması zor. Ya. Kaliteli yapmışlar. Aynen hissettiriyor sağlam. Yani örgülü görünüm değil de harbiden gayet kaliteli bir örgülü şey olmuş diyebiliriz. Bu arada atlamadan bu driver'a yedeklediğimiz şeyleri 256 kilobaytlık bir hafızasıyla şey yapabiliyor. Sen yani mesela şöyle bir durum var. Yani. Sen diyelim işte bu bilgisayarda driver'ı kurdun. İşte ayarladın profilleri çıkardın. Herhangi bir bilgisayara driver'sız taksan bile aynı profiller kalıyor. Aynı profiller kalıyor. Devam ediyor. Tabii sonradan driver'da tekrar. Tabii kendine göre ayarlayabilirsin. Bu yani artık son dönemdeki klavyelerde olan bir özellik olsa da hani uygun fiyatlı bir klavye olduğunu düşünürsek bence güzel bir rahatlığı olmuş diyebiliriz. Ayrıca Sharkon tuşlar için 10 milyon basım ömrü vermiş. Yani 10 milyon basına birlikte. Ki yani ne kadar sürer kim bilir. Yani mesela burada belki şey aklınıza gelebilir. İşte Razer'da, Logitech ürünlerinde 15 milyon, 20 milyon olanları da var belki de. Ama sonuçta dediğimiz gibi tamamıyla fiyat performans olarak düşündüğümüzde ki birçok kauçuk klavyede de hani en azından 10 milyonu görebiliyoruz. En azından Sharkon'un da bu garantiyi vermesi önemli detaylarından biri olmuş diyebiliriz. Son olarak ben bir de sana tabii ki herkesin merak edeceği şey olan fiyatını sorayım. Ne kadar alabiliyoruz bu klavyeyi? 190 ile 180 arasında fiyatları oynuyor. Şu anda tabii dövizde oynadığı için o da değişiyordur ama 170 liraya bir klavye olarak düşündüğümüzde oldukça iyi. Peki sen şeyleri de araştırmışsın sanırım. Hani bu fiyatta bulunabilecek farklı şeyler. Bu fiyatta Game Power'ın Warlock var. O 200 TL 180 TL arasıydı fiyatı. Tam hatırlamıyorum ama yine bu fiyat seviyelerinde. O da şey mekanik mi o yoksa? O mekanik klavye. Ha, mekanik hani, şey olarak var. Bunun yani. Mekanik kısmı. Yani bu fiyata alınabilecek mekanik klavye olarak bakmıştım ben onu. O görünüyordu. Ama dediğimiz gibi kauçuk temelli bir klavye. Anladım. Ama mesela ben hani Game Power markasını duymuştum.
deneyimleme şansım olmadı. Eğer bilenler varsa da hani şöyle şöyle özellikleri var gibi yorumlardan aktarabilir. Ki 170 liraya düşündüğümüzde hani Türkiye'de bulunabilecek o fiyatta en azından oyunculara yönelik işte RGB aydınlatmalı ve bu kadar fazla seçenek sunabilen fazla da bir klavye yoktur. İlla ki farklı farklı örnekleri vardır ama en azından Shark'un Türkiye'de resmi satışını yapmaya başlayacak ve büyük ihtimalle de başlamış olabilir biz bunu çekine kadar. En azından garanti vesaire alabileceğiniz bir marka olduğunu da unutmayın diyelim. Eğer aranızda kullanan varsa ya da ekstradan bizim atladığımız şöyle şöyle durumları var mı diye merak edenler varsa aşağıdan direkt Osman'a zaten sorularını iletebilir. Kullananlar da kendi görüşlerini yazarsa seviniriz diyelim. Bu videomuzda Shark'un Skiller SGK4 modeli oyuncu klavyesini incelemiş olduk. Başka bir Hardware Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.